Hoş geldiniz. Bir değil, iki değil, üç değil, milli günlerde sürekli aynı tezgah. anıtkabir kapısında her yer Tayyip, her yer Erdoğan sloganları. Hayır, bu münferit bir tezahür değil, tersine bilinçli bir organizasyon. Öyle olmazsa anında sustururlardı. Dahası İkinci kere aynı şeyi yapamazlar. Yahu anıt kabir adı üstünde kabir ve orada şov yapılıp slogan atılmaz. Ayrıca anıt kabir hizmet yönetmeliğinde bu tür şeyler yasaktır. Öyleyken müdahale yok zira Savunma Bakanı Hulusi Akar bu durum için yönergeye uygun fetvasını verdi. Eski komutan bunu söylediyse Tayyip Erdoğan'ın bütün bunlardan haberinin olmaması mümkün olabilir mi? Dahası o istemese böyle bir slogan atılabilir mi? O zaman soru şu, nedir amaçlanan devletin kurucusunun kabrinde İslamcı bilinen bir parti başkanlığı için sürekli olarak bu tür sloganların atılması normal mi? Atatürk'e bağlıyım diyen Devlet Bahçeli bu rezalete neden tepki vermiyor? İlaveten bunun adı halkı kışkırtmak değil mi? Çünkü yakından biliyorum büyük bir tepki oluştu. Biz Suriyeliler için sıradan bir eleştiri yapınca halkı kışkırtıyorsun diye harekete geçen savcılar nerededir? Bakın yine dün Akit gazetesi denilen Mevkute, Mustafa Kemal içki sebebiyle sirozdan öldü diyerek küstah bir mesaj yayınladı. Gayesi devletimizin kurucusunu üstelik 10 Kasım gibi matem gününde sarhoş imajına sokup karalamaktır ki benzer güruhların iki ayyaş ifadeleri de arşivde. Oysa sirozun önemli sebeplerinden biri hepatit olayı ki hiç içki içmeyen Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili merhum Mehmet Küll aynı sebepten vefat etmişti. Velev ki Atatürk arada bir içki içtiyse size ne, kime ne ve benzeri olan Kımız Türklerin milli içeceği değil mi? Ayrıca bir kişinin devlet adamlığı vasfı onun milletine ve devletine kazandırdıklarıyla doğru orantılı onunla ölçülür ki Atatürk dağılan bir imparatorluğun küllerinden milli bir devlet yaratarak bunu tarih önünde kanıtlamıştır. Ayrıca Yunanistan'a sığınıp Türklüğümden istifa ediyorum diyen Vahdettin'in Şehül İslam'ı Mustafa Sabri Alça içki içmiyordu da ne oldu? Hain ve alçak değil miydi? Yine siyayenin an itibariyle kucağında olan Fethullah içki içmiyor diye kahraman mı? Keza Abdülhamit'in içki içtiği Yıldız Sarayı'na alınan içkilerle kanıtlı ki birkaç gün önce o Osmanlıca belgeler basında yayınlandı. Aynı şekilde Osmanlı padişahlarının pek çoğu yine içki içiyordu. Devlet adamlığını içki içme üzerinden tanımlamak salaklık ve hatta öküzlüktür. Bütün bunlardan mereketle her şeye dava açan savcılar... Akit gazetesinin bu ajitasyonuna karşı neden kayıtsız, niye onlara dava açmıyor? Oysa açık net inanç üzerinden kışkırtma söz konusu. Yani devletimizi kuran kahraman için ayyaş mesajı veriliyor. Keza Vahdettin'e hain dediği için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na soruşturma açanlar Atatürk'ün hedef alınmasına neden kayıtsızdırlar? bütün bunların sorumlusu tepede büyük fotoğrafta elbette siyasi iktidar çünkü cesaret veren onlardır. AKP'nin 20 yıllık seyrine bakın. Sürekli olarak ötekileştirme ve düşmanlaştırma göreceksiniz. Dindar ve çindar nesil diyende malum Tayyip Erdoğan'dır. Keza kimlik politikaları eksenli söylemleri yine kanıtlıdır. Öyle olunca sadece anıt kabirde slogan atılmaz aynı şekilde devletin okullarında devletin kurucusu için 10 Kasım'da anma törenleri bile yapılmaz ki dün aynı şey oldu İstanbul Çekmeköy'deki İmam Hatip Okulu'nda Atatürk anılmadı bu araba yargı derken dün kahredici bir gelişme daha yaşandı. Hatırlayacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu Man Adası'ndan Erdoğan ailesi tarafından Türkiye'ye gönderilen milyonlarca dolar bağlamında açıklamalar yapmış. Tayyip Erdoğan da bunun üzerine ardarda tazminat davaları açmıştı. Yargılamalar sonrası Yargıtay'ın dört ayrı bozma kararına rağmen ilgili mahkeme yargıtayı takmadı, umursamadı ve aynı tazminat cezasında ısrarlı oldu. Oysa yargıtay, yargının en tepedeki adaletin tecelligahıdır. Yani orada kararlar üstün körü verilmiyor. Zira yargıçları mahkemedekilere oranla biraz daha bağımsızdır. Tazminata karar veren mahkemedeki yargıçsa 15 Temmuz darbesiyle FETÖ'cü diye önce meslekten atılıp sonra tekrar hakimliğe kabul edilen biri ki böyle birinin bazı endişelerinin olması ve kararına bunun etki yapması ihtimal dahilinde değil mi? Bunun gibi daha çok örnek var. İşte Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu'na onursuz, Profesör Ümit Özdağ da hayvandan aşağı demedi mi? Peki nerede savcılar, nerede yargı? Fırıncı Cihan Kolivar var olayını da biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı ve Tayyip Erdoğan'ı ağzına bile almazken, almamış iken Cumhurbaşkanı'nı hakaret etti denilerek tutuklandı. Daha önce aktarmıştım ben de Ankara'dayım. Tayyip Erdoğan yine Ankara'da. Suç Mahalli keza Ankara'da. Yani YouTube'u Ankara'da hazırladım. Lakin beni Cumhurbaşkanlığı'na hakaretten ısrarla İstanbul Anadolu Adliyesi'nde yargılayıp hapse mahkum ettiler ki bu durum yoksa o mahkeme özel infaz birimi mi kuşkularına kaynaklık etmiyor mu? Yine Cihan Kolivarı hapse atanlar bu milletin nokta nokta noktasına koyacağız diyen saray müteahhitlerini görmedi mi? Bilmiyorlar mı? Neden dava açmadılar? Değerli izleyenlerim, yargının siyaset tarafından büyük ölçüde iğdiş edilmesine daha bunlar gibi onlarca örnek verebilirim ki zaten öyle olduğu için geçmişte en çok güvenilen kurum olan yargı İtibat noktasında yerlerde sürülüyor. Oysa hep söylüyoruz devletlerin dini adalettir. Devletlerin, milletlerin zenginliği de parayla değil adaletle ölçülür. Adalet kurumunda yakın geçmişte Fetullah Fesayeti, Fetullah Gülen ipoteği vardı. Bugün de sarayla diğer cemaatlerin ipoteği ve vesayeti söz konusu. Yani sadece patron değişmiştir. Yine yargı demişken bugün Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın duruşması var. Benim beklentim İmamoğlu'nun yasaklanmayacağı yönündedir. Çünkü böyle bir şey olursa Ekrem Bey mağdur ve de kahraman olur. Keza Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa'da da büyük akisler yaratır. Ancak iktidarın hem Kürtlerden oy almak potansiyeli olduğu için hem de seçim öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye imkanlarına erişmek adına İmamoğlu'nu tasfiye ihtimali de mevcuttur. Zira Bugün ülkeyi yönetenler iktidarda kalma adına değil siyasi yasaklar getirmek, siyasi yasaklar koymak Türkiye'yi vallahi savaşa bile sokarlar. Bu arada aylar oldu ne kokain dolandırıcısı olan Fatih Özer yurt dışından getirildi ne de Necip Hablemit oğlunun katil zanlılarından Levent Göktaş. Oysa Sedat Peker'in basın danışmanı olan Emre Olur'u bir iki gün içinde iade ettirip hapse attılar. Arnavutlukla Bulgaristan vermiyor hükümet ne yapsın demeyin. Emre Olur'u alanlar alabilenler istese bu isimleri de alırlardı. Belli ki patinaj var yani ağırdan alınıyor. Çünkü bu iki kişinin vereceği bilgiler AKP'nin iktidarın aleyhinde olacak. Siyasi gündemden diğer notlarda şöyle AKP ve Milliyetçi Hareket Partisi mensupları PKK ile yeni açılım haberlerine suskundurlar. Yani tek bir milletvekili ve yöneticisi ne açılımı demedi ki bugün Twitter diye bir imkan var. İsteyen görüşünü hemen oradan açıklayabiliyor. Bunun okuması ise bu iki parti mensuplarının liderlerine köle olması demek değil mi? Arkadaş sizin bir davanız, gayeniz, fikriniz, duruşunuz, itirazınız yok mu? Yazıklar olsun alayınıza. Bu arada hala cevap arıyorum. Madem bu sürece girilecekti, pençe kilit operasyonları denilerek onlarca Mehmetçik'le özel harekat polisi niye şehit ettirildi? Yıllarca HDP ile beraber olana terörist dediler. Şimdi seçim tehlikeye girince APO ile kol kola girerek barış türküleri tüttürecekler. AKP'nin bütün bunları yapması sürpriz değil. Seyrinde böyle şeyler var. Peki ey devlet bahçeli ile köleleri, tarihe bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Değerli dostlar sıcak bir başka haber Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen enflasyon haberidir. Buna göre Ekim ayı itibarıyla %8.3 olan enflasyon Kasım ayında %7.7'ye geriledi. Peki bunun yorumu ve açıklaması ne midir derseniz faizi yükseltirsen enflasyon düşer demektir ki işte Federal Reserve bunu yaptı ve kanıtladı. Bakın orada bizdeki gibi oranlar, rakamlar sarayda, masa başında hazırlanmıyor. Uzmanlar piyasa ölçüp belirliyor. Yani veriler yüzde yüz doğru. Öyleyse bunun okuması ben ekonomistim diyen Tayyip Erdoğan'ın iflası demek olmuyor mu? Öyle ya Tayyip Erdoğan faizi düşürerek %19 olan enflasyonu bir yılda %186'ya çıkarırken Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Federal Reserve faiz yükselterek tam tersini yaptı. Bu durum sadece Amerika ile de sınırlı değil. Ortodoks politika bütün dünyada Denenmiş ve başarısı kanıtlanmış bir metottur ki geçmişte AKP iktidarı dahil Türkiye'de hep bu yolu denedi ve sonuç aldı. Bugün tersini yapmasıysa seçim içindir. Yani enflasyonda mücadele edersem seçimi kaybederim diyedir. Evet Tayyip Erdoğan kişisel hesapları koltuk endişesi adına 85 milyonu hiper enflasyona mahkum etti. Bu arada Yunanistan'dan sonra dün de İngiltere'de insanlar sokağa çıkıp hükümeti protesto ettiler ki aynı şey Fransa'da da söz konusu. İki ülkede genel grev adımları atıldı. Sebepse yüksek enflasyon. Hayır hayır, onların enflasyonu tek haneli yani Fransa'da %5.4, İngiltere'de ise %8 civarıdır. Öyleyken kitleler, yığınlar buna itiraz edip demokratik tepki verebiliyorlar, tepki koyabiliyorlar. Bizde ise enflasyon %186 olmasına rağmen sokağa çıkıp maazallah, zam, zulüm, işkence, işte AKP dersen bozguncu ve de terörist ilan edilirsin, anında hapse gönderilirsin. Dün akşamdan tuhaf bir haber de Ankara'nın arka sokaklarından geldi. Altın Altındağ'da bir evde öldürülen beş Afganlı dolaplardan çıkarıldı. Bıçakla öldürüldüğü belirlenen Afganlılar için söylenen ve ilk bulgular işin içinde uyuşturucu olayı ve de mafyasının olmasıymış. Görüyorsunuz durduk yerde milyonlarca Suriyeli'yi Yüzbinlerce binlerce Afganlıyı başımıza sarıp İslamcı terörle uyuşturucu bataklığına gömdüler hepimizi. Tablo bu iken hala utanmadan sıkılmadan ensar ümmet edebiyatı yapabiliyorlar. Ulan Mekke'den Medine'ye giden Ensar, Işık ve El Nusra gibi kafa mı kesti, uyuşturucu tacirliği mi yaptı? Videolarımızı çevrenizle paylaşın ve YouTube'un önerilen videoları arasına girmemiz için lütfen beğeni butonuna basın.